1990'lı yıllarda Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerin ya da Türkleri temsil edecek federal düzeyde bir organizasyon, bir dernek, bir kuruluş yoktu. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla, yani Türk toplumunun ihtiyaçlarını, sorunlarını, beklentilerini dile getirecek federal düzeyde bir güçle bu istekleri talep edebilecek bir organizasyon oluşturmak amacıyla Almanya Türk Toplumu kurulmuştu. O bizden sanıyorum 30 yıl oldu Almanya Türk Toplumu kurulalı. Biz 1999 yılında kurulduk. Şu anda 21. yılındayız GBV'nin. 21. yılında 21 üyemiz var, üye derneğimiz var. Biz bir çatı örgütüyüz. 20'ye yakın projemiz var, sosyal projelerimiz var. İşte meslek eğitimi konusunda, ırkçılıkla, ayrımcılıkla mücadele konusunda, eşit anlamda insan hakları konusunda, mültecilere yönelik pek çok sosyal projelerimiz var, çok başarılı çalışmalarımız var. Badem Yurtemelk Türk Toplumu'nun en önemli projelerinden birisi Meslekte Daha Güçlü, Stark & Beruf adlı bir proje. Bu proje kapsamında biz ev kadınlarını meslek eğitimi yapmaya özendiriyoruz. Çünkü Türkiye'den gelen tüm kadınların belli bir diplomaları var. Yani belli bir sertifikayla, belli bir diplomayla buraya geliyorlar. Fakat bu diplomalarını kullanmıyorlar. Halbuki bu diplomaları burada denkliğini alıp, üzerine birkaç yıl eğitim yapıp bir meslek sahibi olmak mümkün. Ve bu konuda biz bir proje hazırladık ve bu projeyi Federal Aile Bakanlığı'na sunduk. Federal Aile Bakanlığı'nın programı çerçevesinde proje onaylandı ve biz yaklaşık 8. yıldayız bu yıl. Ev kadınlarına yönelik meslek eğitimini özendirme çalışmaları yapıyoruz. Bir şey alıyorsunuz, tereddütlü bir kadın, ben bunu başarabilir miyim, yapabilir miyim, benim Almancam yok, ailem var, çocuklarım var, onları ihmal eder miyim korkusu var. Bu tereddütlerini gidererek en azından bir meslek eğitimi almaları yönünde teşvik ettik. ...93 yılında buraya geldim Almanya'ya. Çocuklarımı kindergarten'a verdikten sonra ben çalışmaya kafama koydum tabii ki. 9 sene kadar bir başka firmada yarım gün çalıştım. Kendimde biraz bir şeyler hissetmeye başladım. Ama bu bana iş az geliyor. Almancam daha değişmeli. Bir de kendimi anlatamıyorum. İşten çıktım. Evde boştayım. Bir arkadaşım var. Türk İnce sağ olsun. Onunla Türk Hafı'nda karşılaştık. Aa işte dedi Uçay. Ne yapıyorsun? Aa dedim ben ne yapayım? Evdeyim. Oyan'ımı tavsiye etti. Oyan'la 2-3 sefer biz telefonda karşılaştık, görüştük yani. İlkinde bana işte aktardı, böyle kabul etmediğini, okulun beni almadığını söyledi. Ondan sonra ikinci sefer kalkıyor, benim için müdürün yanına gidiyor görüşmeye. Sağ olsun, onun sayesinde okula alındım. Projenin asıl temeli işte nasıl söyleyeyim, yaşlıları hayat, güncel hayatlarına çevirmek yani. Güncel hayatlarına dönüp işte kendilerini aktif hissetmeleri. Bir sorun daha vardı tabii ki. Sorunumuz iş yeri bulmak. Okula alındım. Okul tamam. Gene Oya Hanım sayesinde. Reichenbach'ta iş yerim orada. Gidiyor, görüşüyor ve kabul ediyor. Önce bir tabii ki kabul etmiyor. Hiç Almancası yok deyince bir herkes bir hups, bir duruş yapıyor. Ondan sonra nasıl olduysa kabul ediyor. Tamam deneyelim diyor. Gelsin diyor. Ben o iş yerinde aldım. Ondan sonra da 2 gün sonra da ben sınıfta sıraların arasında buldum kendimi. 2 sene mücadele verdim. Haftanın işte 2 günü okula gittim. Gerisi günler işte. Ben ilkokul mezunuyum ve biliyorsunuz Almanya'da o geçerli değil. Almancam yoktu. Nasıl anlatayım, sadece gel gitten ibaret bir Almancaydı. Bizim kültürümüzde ev hanımları çocuğuna bakar, kocasından ilgilenir, okuyup ne yapacaksın? Eğer çok zekalı olsaydın şimdiye kadar zaten okurdun. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Bizlere belli şeyler öğretilmedi. Herkesin benim üstüme gelmesinin ana sebeplerinden bir tanesi benim Besondere çocuğumun olması. Sen okula gideceğine çocuğuna daha iyi bakabilirsin dediler. Ama ben buraya geldiğim zaman bana dendi ki arkadaşımdan Oya Hanım, sen eğer bu mesleği yaparsan çocuğuna daha iyi bakarsın. Ve ben onlara inanmayı tercih ettim. Şu anda da inandığıma çok çok mutluyum. Başarabileceğimi söylediler. O zamanlarsa kendime güvenim yoktu.
ve onların sayesinde bir şeyleri başarabileceğime inandım. Bazı kişiler bana inanmadı. Sen yapamazsın dedi. Arbaysam'a gittiğimde Arbaysam bilene bir güvence ararken bana güvendiler. Benim başarmam için ellerinden geleni yaptılar. Okula yazdırdılar, iş buldular. Ve bu benim için nasıl bir şey olduğunu size anlatamam. Bu okula başladığımda sadece ben bu mesleği öğrenmedim. Hukuklarımı öğrendim, haklarımı öğrendim. Ondan sonra kendime olan saygımı kazandım. Allah'ıma şükür birinci mesleği bitirdim. İkinciyi de bitirdim. Şimdi üçüncüsüne yola devam.44 yaşında mesleğe başladım ve 47 yaşında bitirdim. O zamandan beri de aynı iş yerimde devam çalışıyorum. Okumanın veya öğrenmenin veya kendi ayakların üzerinde durmanın yaşı olmadığını biliyordum. Yaptığım şeyle daha da iyi anladım. Mesleğin zorluklarını veya işte daha rahatlıklarını, her şeyini Oya Hanım bize anlattı. Ona göre de kararımızı verdik. O bizi yönlendirdi. Gerek meslek yeri bulmamızda, gerek yazışmalarda bizi yönlendirdi, her şeyimizle ilgilendi. Lakin bir kadın niye daha ilerilere gidemesin veya daha neden kendini gösteremesin? Benim için bu önemliydi. Ben de temizliğe gittim. Yıllarca ben de temizlikte çalıştım ama nedir? İşte 2 saat orada, 3 saat orada beni üzüyordu. Daha iyi şeyler yapabileceğimden emindim ve yaptım o projenin sayesinde. O proje benim gibi birçok Türk kadınına veya farklı ülkelerden de var bu okulu, bu mesleği yapan birçok kadına gelecek oldu diyeyim bu proje. Ayaklarımızın üzerinde sağlam durmamıza sebep oldu. Almancamız yeterli değilse özellikle bu proje kadınları çok güzel destekliyor. Benim de başlarken okula Almancam falan fazla yoktu yani. Ha bak değiştim, güçlendim. Genelde kadınlarımız bakım meslekleri dediğim gibi, yaşlı bakım meslekleri, hasta bakıcılık gibi sağlık alanındaki mesleklere ilgi duyuyorlar. Yuva öğretmenliği çok cazip geliyor. Çocuk yuvalarında fakat orası çocuk yuvalarındaki eğitimi almak için çok iyi düzeyde Almanca bilgisi gerekiyor. O açıdan biraz zor olabiliyor. Ama yaşlı bakım mesleğinde daha kolay bu işler. Çok büyük ihtiyaç var. Çünkü birinci nesil Türkler, 60'lı yıllarda gelen Türkler, bu yıl 60. yılımızı kutlayacağız. Yaşlandılar, emekli oldular. Onların bakıma ihtiyaçları var. Fakat onların bizim Türk nüfusunun bizim dinimizi, dilimizi, geleneklerimizi, yemeğimizi tanıyan bakım uzmanları yok Almanya'da. Yeterli değil. Bu eksikliği kapatmak açısından göçmen kökenlilerin bu eğitimi alması, meslek eğitimi yapması çok önem arz ediyor. Çok da ilgi de var aslında ve bu eğitime başlayan bayanlarımızın diyeyim başarıları da çok yüksek. Hepsi mezun oluyorlar. Bırakan hiç olmadı bugüne kadar. Bu da çok büyük bir başarı. Çünkü Alman gençlerinde genç nüfusta bir meslek eğitimine başlayıp bırakma oranı yüksek. Ama bizim kadınlarımız bir şeye başladıkları zaman çok istekliler, dayanıyorlar, mücadele veriyorlar. Eksik Almancalarına rağmen başarıyorlar. Gerçekten başarı oranları da çok yüksek. Gurur duyuyorum onlarla. Almanya'da büyük bir potansiyel var. Evde oturan ev kadınları. Bunları iş yaşamına kazandırmak hem Alman toplumu için çok önemli. Çünkü uzman ihtiyacı çok büyük Almanya'da. Hem de kadınların geleceklerini garanti altına alabilmeleri için çok önemli. Emekli maaşı alabilmeleri için. İşte biz bu arada Starken Beruf olarak araya giriyoruz. Yani iş yaşamıyla kadınlar arasında bir köprü diyoruz. Yani bize gelen kadına nerede ne eğitim var, neyi yapabilirsin, en kolay yol nedir ve bunun getirse sana ne olacak bunu açıklıyoruz. Ve onu motive ediyoruz. En önemlisi o. Güçlendiriyoruz. Elimizde olan imkanlarla, örneklerimizle. Bir de bu Starken Beruf sadece Türklere yönelik çalışmıyor. Tüm göçmen kadınlara yönelik çalışıyor. Gerçekten gurur duyabileceğimiz sonuçlara eriyoruz. Evde oturmayın, Almanca kursuna gidin. Kabuğundan çıkmak lazım, kendi paranı kazanmak lazım, kendin olabilmek lazım. Hiç kimse hiçbir şey için geç kalmış değildir. Herkes hayatının, geleceğinin peşinden koşsun. Hiç kimse bir şeyleri bahane etmesin. Bugün çocuklarımı bahane edeyim, yarın kocamı bahane edeyim, şunu şöyle yapmayayım, oturayım evimde değil. Bize
Yakışmıyor bu tembellik. Bence herkes hayallerinin peşinden gitmesi lazım. Eğer okumak istiyorsa hiçbir şey engel değil. Bence hiç kimse hayalinden vazgeçmesin. Yapamayacağı hiçbir şey yoktur. İlk önce insan kendine güvensin.